Merhaba arkadaşlar. Ben Kanaz'ın sahibi Ümit Yaman. Tüm dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 2022 Ümit Yaman define çubuğu, solüsyonu define çubuğunun hareketlerini göstereceğiz. Kasa, mezar, oda, tünel hareketini. Bu define çubuğunun 7 hareketi var arkadaşlar. Bir define işareti varsa bir bölgede, bilin ki orası yaşanmışlık bölgedir. Ve en az 200-300 bin adet define işareti ve define vardır etrafta. Tünel, yeraltı kiliseleri, kasalar, yeraltı şehirleri, değerli mallar, kaya içi, kaya altı toprakta saklıdır, dere altı saklıdır. Şimdi bu define çubuğunun minerale %99 oranında gitmediğini göreceğiz. Bakalım define çubuğu nereye gidecek? Şu minerali yakından çek. Bakın bunlar iki demirli taşlar bunlar. Yakın, yakın çek. Bakın tuğla parçaları var. Evet, şimdi çubuğu tutuyoruz arkadaşlar. Biraz geri git. Burada çubuk. Yaklaş. Bakın define çubuğu nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi çarpı yapmıyor. Bakın çubuk nereye gidiyor? Evet. Çek 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 çek. Tam sen sabit. Tam sen sabit dur. Çek. Sen çıkart boynundaki altını. Yak çek. O altına. Yavaş 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 hareket edin. Haydi. Şimdi geri gidelim. Tekrar şu mineralleri tut. Şimdi geri git. Şimdi tutuyoruz arkadaşlar mineralleri. Bakın mineralleri çarpı yapmıyor. Sen de. Bakın gördüğünüz gibi minerallere çarpı yapmıyor ve dönüyor. Şöyle sallayalım. Evet, şimdi gidelim bakalım. Arkadaşlar define çubuğu doğrudan hedefe gitmeyebilir. Yaydığı gazlar, evet. Gördüğünüz gibi geri git biraz. Orada. Bakın arkadaşlar üstünden geçiyorum. Duvar yapıyor. Sonra bir adım atıyorum. Çarpı yapıyor. Bu bir kasa hareketi yandan. Yandan git. Yandan. Evet, bu bir kasa hareketi arkadaşlar. Açtı. Duvar yaptı. Karşıma geç. Bakın duvar yaptı. Adım attık. Evet, tekrar kasa hareketini gösteriyorum. Karşıma geç. Karşıma. Ah, orada dur. Bakın arkadaşlar duvar yaptı. Yakın çek. Yakın çek geri git. Sonra bir adım attım. Çarpı yaptı. Gel. Çek. Biraz üstten çek. Evet, şimdi geri git. Evet, şimdi bir adım attım. Duvar yaptı. Oda kenarı çünkü duvar kenarı, logar kapağı kenarı. Bakın. Ve bir adım atıyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Geri gidiyor. Evet. Yakın. Sabit. Şu şekilde. Resim de alabilir İslam. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kasa hareketi. Peki derinliği nasıl alacağız? Derinliği nasıl alacağız? Şimdi onu göstereceğim. Derinlik iki türlü alınıyor. Bir bacak hareketiyle alınıyor. Bir de çubuğun sapına küçük taşlar değdirerek alınıyor.
Mesela arkadaşlar bu altına atıyoruz. Çek şunu. Gördüğünüz gibi. Şimdi kaç metre derinlik olduğunu geri git. Altının üstünde çarpı yaptı. Gördüğünüz gibi. Bakın diz çok önemli. Kaldırıp indirdik. Açıldı. Geri gel. Arkada geri gel. Arkadaşlar, çubuk eğer geri gelip böyle dursaydı 1 metreydi. Tekrar kaldıracaktık. Geri gelecekti 2 metreydi. Tekrar bacağımızı kaldıracaktık. Geri gelecekti 3 metreydi. Tekrar bacağımızı kaldırdık. Böyle kaldı 4 metre. 4 metre. Yani derinlik bu şekilde alınıyor. Bir de küçük taşları elinize alır buraya koyarsınız. Çubuk çarpı yapar. Açar. İkinci taşı koyarsınız. Üçüncü taşı koyarsınız. Ne zaman ki çarpı yaptığı ilk halini alırsa her taş 1 metredir. Unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar bir şeyi asla unutmayın. Ben define işaretini çözemiyorum, anlamıyorum diye strese girmeyin. Dediğim gibi bir define işareti olan yerde 300 bini geçkin define vardır. Peki define işaretleri %90 toprak altı işaretine götürür. Elle yapılan. Bu çubuklar insanın elinin değip insanın elinin işlediği her taşı bulur arkadaşlar. Kemik olsun, testi parçası olsun. Bir insan böyle taşa dokunup toprağın altına attıysa onu bile bulur. Heykel bulur. İşte kasa hareketinde gördüğünüz gibi en değerli garanti hareket budur. Önce kasa hareketini tekrar ediyorum. Bir kapanır. İki çarpı yapar. Üç açar. Dört kapanır. Bu kasa hareketidir. Bu hareket sizi asla yanıltmaz ve kesin malı bulursunuz. Tünel hareketi vardır arkadaşlar. Tünel hareketi. Şimdi onu göstereceğim size. Video fazla uzun olsun istemiyorum. Kafanız karışmasın. Tünel hareketini göstereceğim bir dahaki videoda. Kanalıma abone olup Facebook'ta paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Define Pars adlı kanalımız kapatıldı haksız yere YouTube tarafından. Şimdi Define Kralı diye bu kanalı açtık. İkinci bir yedek kanal Define Pars'ı yine açacağız. Define Kralı artık adımız oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.